Evet zaman kaybetmeyelim. Hemen hisselerimize gelelim. Şimdi ee, bu abimizin hisselerine bakalım. Martı. İşte yani anlatmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Biraz önceki videoda dedim ki arkadaşlar uçan kaçan hisselerde sizin ne işiniz var? Siz bir zarar görürsünüz. Yani vallahi billahi aklınız şaşa bilme ihtimali var. Şimdi dostlar, açıkçası söylemek gerekirse burada durmasının bir sebebi var bu hissenin. Martı otel işletmecilerin ee, böyle bir ee, yani bir sebebi var. Buranın altına kapanış yapmamasının sebebi destek anlamında kendine bir destek yapmış. Yani ulan ben bu hisseyi kaçırmışım ha. Bakın. O yüzden diyorum ki uçan kaçan hisselerden sizin işiniz olmaz. Uçmuş kaçmış hedefinden fazla hedef yapmış. Yani burada bir formasyon anlamında şöyle desen maksimum şurada bir hedef var. Maksimum şurası. Yani 2.70'ler bir hedeftir. Ama sen kalkmışsın 2.70'ler dilemeden tam 4 TL'yi bulmuşsun. Yani ayıptır şarımdır. Şimdi arkadaşım burada bir destek var. Bir destek var. Şimdi Kesinlikle ama kesinlikle grafik anlamda çok da müsait olmayan bir hisse. Ama biz yine formasyon anlamında e, bakacağız olaya. Neler yapabiliriz, neler yapamayız. Onu size söyleyeyim. Burada bir bir alış gerçekleştirme durumu olabilir insanlar tarafından bir alım gerçekleştirilebilir. Burada nasıl alım yapıldı ise burada da pardon burada da tekrar bir alım gerçekleştirilme durumu olabilir size söyleyeyim bu bir varsayımdır teknik olarak çok böyle elverişli olmasa da e, yalnız e, burada durmasının bir nedeni bir sebebi vardır bu ise 2.24'lerde bir desteği olduğunu söyleyebiliriz hatta 2.20'de de bir desteği olduğunu söyleyebiliriz. Bu hissenin aşağısına gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Lakin şurada gelen bir hedef şuradan gelen bir hedef bu hissenin ana hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bizim yapmış olduğumuz çizimler böyle basit çizimler değil dostlar. Yani biz bu hisselere bakmadan önce yani sizlere anlatmadan önce bütün teknik formasyonlardan bütün yani dünya kadar arkadaşlar ee, ücretli uygulamalar, e, formasyonlar işte saçma sapan e, boşu boşuna verilmiş paralar e, sırf sizlere ekstradan bir bilgi vereyim de çünkü sonuçta halka e, açık bir e, yayın yaptığımız için o yüzden bizim hata yapma riskimiz çok az olması gerekiyor. Yani o yüzden en ince ayrıntısına kadar kendimizi geliştiriyoruz, en ince ayrıntısına kadar hisselere bakıyoruz, gide gidebilecek yerleri, gelebilecek yerlerini, seviyelerini biz sizlerle paylaşıyoruz ki sıkıntı olmasın çünkü bu bir prestij meselesidir. Aman Allah, yani maazallah bir sıkıntı olur prestijimiz biter. Yani bu kısa süre zarfı içerisinde bu takipçi boşuna gelmemiştir arkadaşlar. Belli ki dünya kadar saçma sapan insanlar izleyen dostlarımız var ve en iyi bir şekilde geldiler bizi buldular sağ olsunlar biz de onlar için e, bu tür hamleler yapar isek e, bizi ancak mutlu eder bu tür hamleler şimdi abicim şimdi sana söylemek istediğim bir şey var bu kanal bandında şu an destekte bakın şu ise birinci destekte tepki yükselişi yapabilir. Bu birinci birinci teorimiz, birinci saçma sapan fikrimiz. Tepki yükselişi yapabilir. Aşağıda gelebilecek, normal şartlarda oluşabilecek bir destek daha çizebiliriz şuradan. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum abicim. Yani sen her türlü önlem alman gerekiyor. 215'ler bu ise için yani zaten destekte ya. Yani birinci destekte. Yani bazı hisseler işte ben bu hissenin ayrıntılarını bilmediğim için işte şey cezası var mı yok mu patron lotları satıyor mu satmıyor mu biz onlara bakamıyoruz. Biz sadece teknik analiz olarak bakabiliriz olay grafik anlamında bakabiliriz olaya. İşte 2.20 TL'lerde bir desteği olduğunu sana hatta 2.20 TL'ler değil pardon. 2.22 TL'ler yani şu an tam destekte zaten yani anlatabiliyor muyum zaten destekte. Yani yarın değerlendirilir mi Size kalmış bir şey, benim düşüncemde bana kalmış bir şey. Ona ben bir bakarım, e, beğenirsem neden olmasın pusucularımı atarım e, ya da atmam. X e, hissesi için söylüyorum tabii, bu hisse için söylemiyorum. Grafik olarak çok böyle an bir görüntüsü yok. Burada belli ki biraz vakit geçirecek. Yukarıda hedefi ilk etapta e, 2.55'ler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada da zaten geçmişten gelen bir direnç var. Burada satış baskısıyla karşı karşıya geliyor bu ise. Burada da tekrar yapmıştan tam olarak da gerçekleştirememiş. Burada biraz yükseleyim mi yükselmeyeyim mi arasında kalmış. Satış baskısı yemiş. Burada dediğim gibi bir tepki yükselişi yapabilir. Hatta şuraya götüreyim. Şurada tepki yükselişi yapabilme ihtimali var. Seçim sizin karar sizindir. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi ee, Megap'a bakalım. Megap. Ya Binargide içirmediniz adama ya. Daha ben ne diyeyim yani? Yani valla daha ne diyeyim bilmiyorum. Yani ben bu seçim ne diyeyim? Yani ben bu hisse için ne diyeyim? Ne dememi bekliyorsunuz Allah aşkına? Yani şimdi ben bu hisse için, ben bu ise ne diyeyim ben bu hisseye? Yani kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sırf sordunuz diye cevaplıyorum. Burada hedefler verilmemiş mi? Verilir, verilir. Aç da bir sana hedef, al sana destek. Hisse nerede? Al sana destekte. De. Yani anlatabiliyorum. muyum? Destekte. De. Yani bunun, bunun la mı ci mi yok aşağıda şöyle bu endeks kaynaklı bir sıkıntı yaşamış. Bu önemli bir şey değil kesinlikle ama kesinlikle önemli bir şey değil. 10.40'lar ee, bir desteğidir. Yani bu, bu, bunun bunun aşağısı sıkıntı yaratmış lakin bu bizi bağlamaz. Endeks kaynaklı bir sıkıntıdır. Onun aşağısına da gelir ise benim söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü burada destek anlamda söyleyebileceğim işte 7 TL'ler olabilir. Ee, yani aşağısı gelmemesi gerekiyor. Stop loss'unuzu 10.40'a koyabilirsiniz. 10.40'a koyabilirsiniz arkadaşlar. 10.40 sizin stop loss'unuz olsun. altı ee, tabi. Ama öbür türlüsü dediğim gibi arkadaşlar tam böyle destekte. Bakın size sayıyorum. Bu 1. Tepki yükselişi gelmiş. Bu 2. Düşememiş. Kıramamış. Bu 3. Düşememiş, kıramamış. Beş, fake hareket yapmış, yükselmiş. Anlatabiliyor muyum? Fake hareket mi yapmış acaba diye düşünmüyor da değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Düşünmüyor da değilim. Sabırlı olan kazanır. Onu sana söyleyeyim. Ekstradan bir şey söylememe gerek yok. Pusucularda var ya da yok. Ben kesinlikle pusucular hakkında en ufak bir bilgi paylaşmıyorum arkadaşlar dışarıya. Artık eskiden zaten sürekli pusucuların bir, bir hissesini paylaşıyordum. Pusucularda paylaştığım hisseyi sizlerle de paylaşıyordum ama artık paylaşmama kararı aldığımı söylemiştim, belirtmiştim. E, buranın da üstüne atar ise manyak bir hedeften bahsedebilme ihtimalimiz yüksektir. Bu ise bakın Eylül'den beri burada şu aralıkta gidip geliyor gidip geliyor. Bu bir ay daha sürebilir bilmiyorum ama eninde sonunda formasyon tamamlar ve yukarıda hedefine çatır çatır gidecektir. Benim buradaki vermiş olduğum bu hedef normal orta vade ve kısa vadeler için geçerli bir hedeftir. Ama uzun vade için hedefim böyle olmayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bakın burada güzel bir yatay seyir edinmiş. Yani burada bir formasyon çalışması olabilir. Bakın. Şu şekilde alır isem hop ve şu şekilde alır isem anlatabiliyor muyum? Tabii bunlar ihtimal dahilinde olabilecek yukarıdaki hedef 17x mi? Bunlara konuşmadan önce 13 üstü kapanışlar yapması gerektiğini söyleyelim. Seçim sizin, karar sizin. Biz bilmiyoruz abicim. Biz tahmin yürütüyoruz. Biz formasyon alanında biz uydurduğumuz hedefler. Anlatabiliyor muyum? yani bizi dinleyen Allah'ın izniyle zarar etme ihtimalini düşük tutar arkadaşlar. Hele ki pusucularda isen. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu an şu an bizim dostlarımız Porsche'lara, Morşlara Porsche biniyor. Artık gidiyorlar. Geçen gün bana Baysap'tan atıyor ki diyor ki diyor kanka diyor 2020 model bir tane Jeep tarzı böyle Range Rover alacağım. Ulan dedim oğlum daha Range Rover'ın ne olduğunu bilmiyorsun. İsmini söylemiyorsun. Gidip kendin mi alacak? Eriyal ya diyor, diyor, para içinde <laughs> bolduk diyor. Yani anlatabiliyor muyum? şimdi miza bırakalım. Ama gerçekten arkadaşlar bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi Jant dostumuza gelelim. Can Allah peygamber razı olsun. Bak ne de diyorsak ne diyorsak çıkıyor. Jant bizi hiç özmüyor. Marşallah bizi hiç özmüyor. Marşal'da keza öyle diyoruz. Yani hedefler belli, gelebilecek seviyeler belli, alım yerlerin belli, satım yerlerin belli. Yani ekstradan para göz olan insanlar zarar ederler ben biliyorum ki şu an bu hissede zararda olan insanlar var. <laughs> bu hissede zararda olan insanlar var. Yani geçmişteki videolarıma bakın 226 üstü kapanışlar yaparsa 284'e gider. Bakın dedik ki yukarı gidiyor. Buranın düzeltmesi olacaktır dedik. Yani görmüşseniz şeyi Antep'i bakın şuradaki hedefi vermiştik zaten 260'lar. Nokta atışları yaptık, 260'ları verdik, dedik ki düzeltme hareketi gelecektir, 226 TL'leri tekrar teyit edecektir. Buralarda alım yapan insanlar üzülebilir dedik, üzülebilir dedik. Yani bilmiyorum üzülmüşler mi, üzülmemişler mi, biz buna şey diyemeyiz. Yani umarım almamışsınızdır ama bana gelen mesajlara bakacak olursak, yani Türkiye nüfusunun %99'u, %1'i de herhalde pusuculardadır deli gibi zararlar etmiş. Vallahi billahi deli gibi zararlar etmiş. Yani maazallah Allah korusun. Söyleyeyim. Şimdi bizim bir şartımız vardı. Dedi ki 226'nın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama eğer ki 226'nın 225'in altında bir sapma gerçekleşir ise yani senin 200 TL'lere kadar önlem alman gerektiğini biliriz. Ama sen böyle kısa ve orta vadeci değilsen, sen Yakup Ekenoğlu'nu dinliyorsan, diyorsun ki kardeşim bu alsatlar benim için umurumda değil. Bu, bu tür yerler benim için umurumda değil. Buradaki hedefe odaklanmışım diyor isen, seni tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Güzel bir mantık diyorum. Yola devam diyorum. Allah izin verir ise elbet bir gün gerçekleşir teker teker verdiğimiz hedefler ama kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kolay gelsin. Ekeye o baktım abim bir ko ve ormaya bakabilir misiniz? Bakalım abim bir ko. Yani bakın al sana. Çizmişiz zaten. Yani çizmişiz, 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 çizmişiz. Yani arkadaşlar yani ben size ne diyeyim? Yani burada nakiti olan adam şu an para basar yani. Buralarda giriş yapan. Biz dedik ki ne dedik arkadaşlar? Şöyle bir 14 TL'nin altında biz bir destek çizmek istemiyoruz. Çizersek 0,93 lira kadar çizeriz. Şuradaki desteği alırız dedik. Ama bizim için kötü olur dedik. Sizin için kötü olur. Ama formasyon alanında bu ise şu an tam destektedir dedik. Bu destek Yukarı yönlü hareket edirse 1.68'ler ve 2.15'ler olduğunu söyledik. Yani sen Yakup Ekenoğlu'nu takip etmemişsen, sen buraları tekrar teyit edeceğini bilmiyorsan ben sana daha ne diyeyim? Bakın, bakın, bakın. Tepki yükselişi yapar, bilir mi bilmiyorum. Bakın burada deli gibi bir hedeften bahsediyoruz arkadaşlar. %46, %90... Ya da hocam bırak bu işleri Allah aşkına ya. O yani yüzde 90 kim biz kim? Biz diyoruz ki yüzde iki olsun bizim olsun diyorsun. İşte öyle değil. Ben emlak konutu paylaştığımda emlak konut 1.64'lerdeydi. Ben bu ise 2 TL dediğimde millet gülmedi. İnandılar. İnandılar. Ben bunu WhatsApp yani o zamanlar grup kurmamıştım arkadaşlar ve tutucularım vardı özel e, e, grafik analizi yaptığım insanlar vardı. Onları 1.64'lerden maliyetlendirdim. Vallahi billahi tillahi 1.74'lerden 1.75'lerde de maliyet yani maliyetlendirdim derken arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyoruz yanlış anlaşılma olmasın. Yani beğendiğimizi söyledik. Bunlar da almışlar. Yani biz dedik ki almayın arkadaşlar bize güvenmeyin böyle şeyler yapmayın rica ediyorum bakın. Zarar ederse bu ise yok olur. Koltan düşebilme ihtimali de var. Ya hocam dedi bırak bu ayakları Allah aşkına dedi ya. Ya sen bir dahisin dedi ya. Ben dedim Allah ben böyle bir şey bilmiyorum. Yani size söyleyeyim yani bu ise 1.68'ler bir hedeftir. Yani ben bunları uzun vade olarak çiziyorum. Tabii ki bunlar gelecek buraya, gidecek tekrar buraya böyle hareketler yapacak. Bu ise bir ay sonra baktığımızda 1.68'ler ve 2.15'ler olduğunda bu hissede ağlama, zırlama sesleri olmasın rica ediyorum. Endes kaynaklı sıkıntılar devam eder ise bu ise buralara kadar gelebilir. Kervan Gıda gibi arkadaşlar, Kervan Gıda'nın sıkıntılarını teker teker anlattım. Bakın dedim ki gelebilecek seviyeleri bunlardır. Bir telenin altına geldi ve 4 gün, 5 gün boyunca üst üste tavanlar meydana geldi dedik. Dedik ki iyi bakın neyse artık onu da o zaman konuşuruz. Bir koya baktık. Ormaya da bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bizim orta ve uzun vade yani hedeflerimizdir. Gidebilecek bir hedeftir, seviyedir. Bunları göz önünde bulunduran Allah'ın izniyle zarar etme ihtimali biraz daha düşecektir. Orma. Herhalde abimiz bu hisseyi soruyordur. Kesinlikle bu hisseyi. Oy, sakın düşündüğüm şey olmasın. Bakın, sakın düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey olursa kalp krizi geçirirsiniz. Vallahi billahi. Yani tam böyle onu demek için de biraz erken doğrusu ama eğer ki bu bir başsa, bu bir omuzsa, bu bir omuz ise eğer ki diyorum bakın, kesindir demiyorum obo olur ise bu bir boyun çizgisi olur. Buranın aşağısına kadar gelir. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir hareket yapar biliyor musun? Şöyle yapar. Yukarı gider. Sen burada şurada maliyetlendirilirsin. Tekrar aşağı gelir. Buraya gelir. Sen burada da maliyetlendirilirsin. Aşağı gelir. Ve burada artık tekrar neler yapar bilmiyoruz. Eğer ki obo ise bakın orma mahsulleri söylüyorum sizlere böyle sıkıntılar yapabilme ihtimali var. Eğer ki bir obo formasyonu içerisinde olur ise zarar etme ihtimalleriniz yüksek olur. Ben bunu risk görürüm. Ben buna bulaşmama kararı alabilirim. Bu birinci teorimizdir. İkinci, ya hocam şimdi sen bizi öldürdün. Şimdi olumlu bir senaryo yok mu? Var. Bu bir obo olmaz. Burada durmasının sebebi var arkadaşlar. Burada durmasının bir sebebi neden yüzde onla kapatmamış? Hiç düşündünüz mü? Ya yüzde yedi virgül kapatmış. Neden? Çünkü burada bir desteği olduğundan dolayı, bir desteği olduğundan dolayı. Bakın arkadaşlar sizlere aynı zamanda bir teknik analiz nasıl çizilir, nasıl yapılır, nasıl para kazanılır Nasıl deli gibi işler yapılır size onu gösteriyorum anlatabiliyorum. Bakın bu hissenin asıl hedefi burasıdır ve görmüş olduğunuz gibi hisse tamamen formasyon anlamında hedefini gerçekleştirilmiş bulunmakta. Eğer iki eğer ki o bu görüntüsü değilse sıkıntı yok destektedir destekte tepki yükselişi yapar ise gidecek ilk hedeflerinden bir tanesi 16 20 27'ler 16 30'lar. Bu bizim için bir trend kanalı oluşturacak. Biz bu hisseyi artık şu kanal bandında takip edeceğiz. Ama eğer iki eğer ki bu aşağı doğru gelir ise aşağı doğru gelir ise minimal düzeyde önlem alınması gereken hususlardan bir tanesi bir tane desteğimiz şurada olduğunu kesinlikle ama kesinlikle unutmamak gerekiyor. Hiç kimse bu hissenin tam bir şekilde yukarı gidecek tam bir şekilde aşağı gidecek diye bir şey söyleme hakkına sahip değil. Çünkü bir belirsizlik, iki yönlü bir çalışma, her an her şey olabilir, bir ihtimal dahilinde olan bir hisse. Anlatabiliyor muyum? Yani sen eğer ki bu kanal bandını takip edersen, yani ben ne yaparım? Ben eğer ki alım yapmış isem, ben alım yapmış isem işte buralardan şuralardan buralardan derim ki ben bir bilim yani belirsizliğin içine düşüyorum. O bu görüntüsü olur ise sıkıntı olma ihtimali yüksektir. Ben en iyisi çekileyim derim. Ama sen bilmiyorum ne yapıyorsan yapabilirsin. Seçim senin, karar senin. Hocam QNB, bi fazla hareketlendi. Ne olur ne biter. Biz bankalara bakmıyoruz abicim. Yani biz kesinlikle bankalara bakmıyoruz. Arkadaşlar biz bankalara, bankalara bakmıyoruz. Yani haramdır, haramdır. Yani burada 2-3 kuruş para kazanıyoruz. En azından kendi adama söyleyeyim 2-3 kuruş para kazanıyorum. Ben bir de bu kazancımı harama bulaştırıp, tövbe, tövbe ya Rabbi nasip etme, ya Rabbi ne iyisi ne kötüsü nasip etme. Şimdi bir maşa da bir bakalım. Bir maş. Ee, bir bakalım neler oluyor. İşte bak. Bak işte bak. Şimdi bu hisseler güzel hisselerdir. Neden? Hocam neden? Neden öyle şeyler söylüyorsun? Rica diyorum neden öyle şeyler söylüyorsun? Çünkü abicim diyorum ki burada bir üçgen formasyonu olma ihtimali yüksek. Ya da hocam nereden gördün ya? Allah aşkına bakın şurası bir destek. Bir destek. Şuradan gelen bir destek. Bir daralma, bir sıkışma mevcuttur. E hocam şimdi bu hisse ne olacak Allah aşkına? Yani şimdi sen bize söyle. Yani ben sana söyleyeyim. Formasyon anlamında bu süreç biraz daha uzayabilir. Şurada gidip gelebilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama uzun vadede uzun vadede bu hissenin yapacak bir hamlesi var. Var. Bakın var diyoruz. Var. Hocam nedir? Minimal üzerinde çizim yapıyorum. Minimal üzerinde çünkü öbür türlüsü çok fazla kalp krizi geçirebilme ihtimaliniz yüksek olabilir. Minimal düzeyde şöyle bir hedef aralığı verebilir. Minimal düzeyde diyorum. Bakın minimal düzeyinde. Yani çünkü bunun üstünde de var. Yani 80 TL'si var bu senin. Ben 80 TL bandında bakayım. Çünkü şu kanal aralığında olacaktır. Hatta yani gerçek değeri şurasıdır normal şartlarda şurasıdır. Bu yüzde kaç demek oluyor? Hatta bunun biraz daha fazlasıdır. 82-85 aralığındadır. Biz 80 bandı olarak alacağız bu hisseyi. Çünkü öbür türlü sıkıntı olmasın. Biz her zaman hedefleri hedeflerimizi minimal düzeyde alıyoruz arkadaşlar. Fazlasını yapar yapmaz bilmiyoruz. Ama dediğim gibi şu hisseyi buraya alır isek şöyle 80 TL'ye ayarlayacak şekilde yapar isek Vise'nin formasyon anlamında gidebilecek bir hedefi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ee, seçim sizindir, karar sizindir. Gelir gelmez bir ay sonra mı gelir, iki ay sonra mı gelir? Biz buna bir şey diyemez abi. Vallahi biz buna bir şey diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz buna bir şey diyemeyiz. Yani bu bizim bileceğimiz iş değil. Kesinlikle değil ama bir üçgen formasyonu, takos formasyonu, alçalan alçalan, daralan, işte saçma sapan formasyonlar var ya hepsini barındırabilecek bir potansiyele sahip. E hocam şimdi bunun desteği ne de? Yani valla şimdi yani bu tür hedefleri olan hisselerde çok da böyle destek önemli değil. Anlatabiliyorum böyle çok da destek önemli değil ama alıp yerleri neresi olursa iyi olur. Yani 68'ler işte 67'ler bir ise için alım meselesidir. Bu işeyi de bu şekilde bırakalım. Kaydedelim. İleride öncesini sonrasını yapar isek şey yapmayın. Merkoy'da yasaklardan ötürü hisselere talep artar mı? Saygılar. iyi çalışmalar. Kesinlikle kesinlikle olabilir bu tür şeyler. Bu şekilde de bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşelim. Ben de biraz nargile molası verelim. hoştur biliyorsunuz bu tür şeyler.